İyi akşamlar sevgili dostlar, canlar. Kalender muhabbetlerin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Tolga dostum, hoş geldin. Hoş Nasılsın, bulduk iyisin abicim. umarım. Nasılsın? Teşekkür ederim abicim. Sağ ol. Sizlere sormana. Aynen, biz de iyiyiz, çok şükür. Dostlar, Kıbrıs'tan yapıyoruz yayınımızı. Hani Tolga dostum da Eskişehir'de. Böyle bir bağ kurma şey oldu bizim de canlı yayın aracılığıyla. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Bizim için de bir değişiklik oldu, güzel oldu Tolga dostumla. Biz bu akşam ne konuşacağız? Üretim zorluğu hakkında konuşacağız. Üretim zorluğundan kastımız tabii üretim zorluğunu açmaya kalktık mı genel kapsamıyla bayağı geniş bir konu. Ama biz daha çok yazınsal anlamda üretim zorluğundan bahsedeceğiz. Düşünsel anlamda üretim zorluğundan bahsedeceğiz Tolga dostumla. Yanlış bilmiyorum, değil mi? Doğru abicim. Ama her sektör Aynen. içine kapsayan konu. Aynen, tabii. Her sektör olarak her sektörü kaplıyor. Sonuçta üretim sanayiden tut her aşamaya kadar var yani. Yazınsal anlamda da olsa her anlamda bir üretim süreci var. Ve biz bu üretim sürecini bu akşam olabildiğince merkezinde sonuçta insan var. Bir anlamda insanı masaya yatıracağız bu üretim zorluğunda. Ve konuşmaya çalışacağımız konu belki o konudan o konuya geçeceğiz. Başka yerlerden gireceğiz, başka yerlerden çıkacağız ama sonuçta ortak bir noktada paydada konumuza devam edeceğiz. Öncelikle Tolga dostumu tanıyalım. Tolga Demirel kimdir, nedir? Tolga dostumun ağzından bir dinleyelim. Buyur Abi Tolgacığım. kısaca söylemek gerekirse 1982 Eskişehir doğumluyum. İşte yaşamın yarısından fazlasını kitap sektöründe fiili olarak çalışmış ve halen devam eden birisiyim. Aynı zamanda bir 7-8 yıl önce de ilk kitabım olan Benim Astım kitabımız çıktı. Hem şiir ve hem hikayelerden oluşan. Sonrasında aradan 2-2,5 sene geçtikten sonra da ikinci kitabımız olan Soruyorum çıktı. Şimdi üçüncü projemiz hazır ama hani biraz korona muhabbetleri her şeyi vurduğu gibi bizi de vuruyor tabii ister istemez. Etkiliyor, öyle söyleyelim. Yani onun biraz daha düzeye girmesini bekliyorum. Ama öncelikle ben her zaman için kitapçı olduğumda övünmeye çalışıyorum. Ben önce diyorum kitapçıyım. Hobi gözüyle bakıyorum ben yazarlığa. Ama bu insan arasında diyalogda böyle. Yani işin ciddiyetinin farkındayım. Ama benim direkt mesleğim diyemem ben buna. Yani çünkü çok büyük yazarlara saygısızlık olur. Biz daha onların yanında hiçbiriz ve yeni başladık. Daha yolun çok başındayız. Olsun canım. Yine sonuçta hani çoğu yazar olmak isteyenden bir adım öndesin diyelim. İki kitap çıkarmış olmakla aslında şu zamanda o da az buz bir şey değil bana göre. Tabii. Neden az buz bir şey değil? Çünkü hani işte bu anlamda üretmek başlı başına bir çaba. Evet, O maalesef. üretim sürecinde düşünmek işte bir sorumluluk da var o yazınsal anlamda. Hani bir şey yazıyorsun insanlara, evet kendi iç dünyanda kendine de sorumlusun ama bir anlamda onu paylaşacağın kitleye de sorumlu oluyorsun. Onun da ağırlığı var biraz da. Hani bunlar hep bir araya geldi mi? O yüzden diyorum ya bir adım öndesin bu anlamda. Ya kesinlikle öyle. Hatta kimin sözüydü? Şu anda direkt aklıma gelmedi ama yazmak kolay da yazdığını kabul ettirmek zordur esas olan. Hani yazmak kolay ama onu kabul ettirmek, onu kitleleri beğendirebilmektir problem. Yoksa herkes bir şeyler yazabilir. Onda problem yok. Ama bir de yazmanın çeşitleri var. Hani şimdi ben yazı konusunda biraz hızlı bir giriş yapacağım konuya belki ama yani Tabii. şöyle şeyler demiyorum. Gerek aforizma cümlesi, gerek edebiyat cümlesi, gerek şiir konusunda seni seviyordum, seni söyleyemedim tarzında cümlelerde ben bir şey yazdım muhabbetlerine pek katılmıyorum. Çünkü insana bir şey katacak bir şey değil bunlar. Evet yazılabilir. Evet belli bir konunun içinde bir cümle olarak kalabilir ve konuyu destekleyen bir destek cümlesi olabilir ama yani direkt ben seni seviyordum, sana söyleyemiyordum. Ondan sonra ben şiir yazdım. Yani bizim toplumumuzda biraz böyle şeyler de var. İşi fenomenliğe çevirme çabası. Bizim yani yazı sektöründe bahsedeyim. Yani bu aslında çok kötü bir şey. İnsanın önce kendisini yazı yazan insanın beynini köreltiyor. Ya üretebilme kapasitesini köreltiyor. Ya ilk baş kendisine hata yapıyor bu kaleme eline alan insan diyelim. Ondan sonra çevreye bunu yansıtmaya çalışıyor. Böylelikle köreliyor.
Ama bu sektörün de kötü yanları var. Yani şu anda mesela yaklaşık 2 ya da 3 sene önceydi, yanlış hatırlamıyorum. Sen buraya geldiğinde Sunay Bey'le, Sunay Akın'la bu konu konuştuğumuzda, yani bu konulardan dem vurduğunda o da aynı cevabı verdi. Bizim zamanımızda yayın evleri yazar, yayın evlerine bir dosyayı kabul ettirmek için 4-5 kere üstünden geçiyor. Hani noktasına virgülüne her şeyine çok aşırı dikkat ediyordu. En iyisini yapmaya çalışıyordu. Ama şimdiki yayın evleri yazar kasa misali. Ver dosyayı, ver yanına parayı, bassınlar. Yani içeriye bakan yok, eden yok. Yani sosyal medyada illaki hepimizin karşısına çıkmıştır. İlk kitap çıkartacağım zaman ben de araştırdım. İşte kitaplarınızı ücretsiz basıyoruz. Telefon ediyorsun, dosyayı görmeden sana bir miktar veriyorlar. Ücretsiz basıyordun. Instagram'a sponsorluk reklam vermişsin. Ama telefon ettiğinde benden para istiyorsun. Ve ne bileyim, bunun bir şeyi yok. Bir sınavı ya da bir başarı kitlesi yok. Keşke öyle bir şey olsa da, hani herkes bir sınansa da ondan sonra bir şeyler yapılabilsin. Ama üretimi zorluyor derken bu tabii Aynen. seçmemdeki amaçlar buydu. Yani bir şeyleri ürettiğince üretmek de yetmiyor herhalde. Onu da dediğin gibi bir şekilde kitlelere ulaştırmanın da bir zorluğu var. Tabii ki. Dediğin anlamda. Aslında kitlelere ulaştırmanın zorluğu değil. Kitlelere doğru yolla ulaştırmanın zorluğu. Yani şu anda ben mesela bir sosyal medyada sadece kendi yazılarımı, bir şeyler paylaşmak adına sosyal medyada öğrendiklerim var. Oturup kalktığım ve bu konularda araştırdığım hem sektör, kitap sektöründen, yazarlar çevresinden, gerek kendi edindiğim bilgilere göre, yani istesem şöyle bir şey yapabilirim. Cebine belli bir miktar parayı koyup yazı yazan insanı ben Türkiye'de çok kolay, kısa bir sürede şöhret yapabilirim. Parası olduğu sürece. Ama bu doğru yol değil. Yani o Yani yüzden hani çünkü kitlelere ulaşmak. yazdıklarının hani yazılsal anlamda bir değeri olacak mı olmayacak mı dediğin gibi eskiden yayın evleri o şekilde gönderirdin 4-5 yayın evine. Bakalım hangi elemelerden geçecek de kabul edilecek şeklinde bir olayı vardı. Ama dediğin gibi şimdi parayı bas hadi benim kitabımı da bir yandan basıver olayı kaliteyi düşürüyor büyük ihtimal. Hem kaliteli hem şöyle bir şey var, bir de görünmeyen dağın öbür yüzü var. Yani evet, yeni arkadaşlarımız çıkıyor, dosya hazırlıyor, ben diyor kitap yazdım, bunu bastıracağım diyor hevesle. Tamam, parasını da kabul ediyorlar. Yayın evi bir açıdan da haklı. Bu kitabı ben basarım ama hiç satmazsa benim matbaa giderimi garanti almak için bazıları bu parayı istiyor. Hani matbaaya verdiği parayı garanti alayım, senin kitabını basarım diyor. Mantıksal olarak bu doğru olabilir ama kitap çıktıktan sonra parayı veren ve bu konuda heves yapmış insanlar kitap çıktıktan sonra dağıtılmıyor. Yani matbaadan çıkan ya yayın evinde kalıyor yarısı, ya yarısı yazara veriliyor. Tamam, bu insan bir fabrikada çalışıyor olabilir, devlet memuru olabilir. Yani nasıl yapacak? Nasıl ulaştıracak insanlara? Aynen. Çünkü bayağı bir dağıtım yolları, kanalları da farklı. Peki, Sıkıntı. şimdi şu soruyu hep sormak istemişimdir. Kitapta hani nasıl söyleyeyim? Kaliteyi belirleyen, hani bunu anlamak için soruyorum. Kara borsaya düşmüş bir kitap, korsan kitap bir tabiriyle. İyi bir kitap mıdır? Kaliteli bir kitap mıdır? Hani bunu ne anlamda Yani soruyorum? Çünkü pek çok iyi yazarların kitapları bu anlamda korsana düşmüş vesaire olmuş. Yani iyi bir şey olduğunu savunduğumdan değil. Ama bu bir nitelik olarak gösterge midir bizim ülkemizde? Bu Ya da üretim şimdi şöyle, zorluğunun farklı bir yanı. ya sosyolojik olarak insan ruhunu son geçmiş atıyorum 50-100 yılda incelersek biz aslında şu son 100 yılda kötüden beslenen bireyler haline geldik. Yani ben aslında yazarak buna karşı gelmeye çalışıyorum. Robotlaşıyor. İnsan DNA'sında oynayan sistem var. Ve bu sistemde kötülükten besleniyor. Yani ben korsancı olsam benim en çok kazancı getirecek olan bilindik yazarlardır. Yani hiç bilmediğim bir yazarın kitabını bassan, bu kitabın satışı garanti değil. Ama bir Ahmet Tümenti'nin, Zülfü Livaneli'nin, Orhan Pamuk'un kitabını korsan olarak bassan, bunun satışı %50 garantidir. O da para endeksli oluyor işte. Hani kötülükten besleniyoruz derken, ya para amaçlı yapıyoruz yapacağımız işi. Yani eseri, Ya metin illa ki, çıkartmaya ya da illa ki. o Hani eserin gösterge olarak sunulduğunu. demekten kastım zaten sen güzel söyledin. Hani iyi yazarların kitapları sonuçta para kazanmak amacıyla korsan olarak basılıyor. Ya o Hani çok bu kolay bir anlamda ben korsan. onun anlamını söyledim.
Yani bir kitap satan internet sitesine girdiğinde, herhangi bir internet sitesine, çok satanlar bölümüne bakar. Oradan bir 20 tane kitabı geldi, tamam bunlar satıyormuş. Bunların kursunu yapayım, benim de satışım ona göre artsın muhabbeti. Yani o bir Bu klişe arada değildir. kusura bakma lafını kestim. Katılan arkadaşlara Estağfurullah. da hoş geldiniz diyeyim. Yasemin dostum, Yasemin Sara Kaplan, Elmas Hanım diyeyim, Abdülsamet, Dilek, Burcu Kırmızıgil, Filiz Sendi Yıldız, Murat Betin. Hani hepinize hoş geldiniz diyorum. Yasemin Sara Kaplan da yazmış konuğunu çalacağım dostum diye. Her zaman, her zaman. Çalmak değil. Zaten Tolga dostum seve seve konuk olacak bir dostumdur. Konu da konuşmak üzere her daim şey olur. Peki şimdi konumuza geri dönelim. Güzel bir şey söyledin. Kötülükten beslenmek dedin. Hani Evet. sonuçta üretim zorluğu diyoruz ama hep hani konu ne olursa olsun dönüyor dolaşıyor merkezi insan. Sonuçta bunu da Maalesef. yapan bir insan. Hani bu ego çok gelişmiş bir durumda sonuçta geldiğimiz noktada. Geldiğimiz çağda daha doğrusu. Çünkü hani tarihsel sürece bakarsan insanoğlunun tarihsel sürecine o ego aslında bir itiliş aracılığıydı. Hani o ego daha doğrusu şöyle söyleyeyim alma arzusu diyeyim. Bizi bugünkü teknolojik çağa getirdi. O itilişle, o Evet. istekle, arzuyla. Fakat bir yandan da kötülükten besleniyoruz dedim. Yani şöyle söyleyeyim abi, Egomuzu yanlış mı zenginliğimizi kullanıyoruz? Yani o anlamda soruyorum. ya kesinlikle, ama bunun alt kademelerine baktığım zaman benim her zaman tezlerimden biridir. İnsanoğlu tarih boyunca bir şeyi var eder, sonra var ettiğin altında ezilir kendisi. Mesela zaman kavramı yoktur doğada. Zamanı biz insanlar var ederiz ve ondan sonra zamanımız yok diye şikayet ederiz. Atıyorum teknoloji icat ederiz, sonra teknoloji kötü deriz, teknolojiyi kötülemeye çalışırız. Ya da kalabalıkları birey olarak biz insanlar oluştururuz ama kalabalıklarda yalnızız diye yine biz şikayet ederiz. Yani insanoğlu, bana sorarsan abi, bir şeyi var etmeden önce onu nasıl kullanması gerektiğini bilmeli. Biz bir şeyi var ediyoruz ama kullanmayı bilmedikten sonra o bize zaaf olarak dönüyor. Evet, ben teknolojiyi savunurum ama teknolojinin iyi yönde kullanılmasını savunurum. Yani teknolojinin de çok kötü yanları var. Ve insanın huyunu suyunu da değiştiren bir özellik. Ya da Ya zaman zaten kavramı dediğim var. şimdi dediğin doğru bir anlamda. Şimdi burada bir bakış açısı çıkıyor ortaya zaten. Bizim neyi nasıl kullandığımızla alakalı. Hani çok güzel söyledin. Kötülükten besleniyoruz. Hani bunu biz iyi yönde kullanmayı bilmiyorsak bu öğrenilemez mi? Ya öğrenilebilir. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bir insana bir şey kabul ettirmek için o insan önce istekli olması lazım. Yoksa atıyorum, sektörsel konuşuyorum. Dünyanın en büyük yazarı yeni bir yazara tüm bilgisini aktarabilir ama o öğrenci alma isteği, öğrenme isteği olursa bunu yapabilir. Yoksa öğrense de kullanmaz. Hani biz insanlarda, insanın temelinde ben indiğim zaman biraz bu konuları yalnız kaldığımda çok düşünen bir insanım. Ya insanın en büyük üç özelliği vardır. Bencilliği, yalnızlığı, yalanı. Şimdi toplum olarak böyle bir şeyde nasıl öğretebiliriz doğruyu? Ya da doğruları? Yani bu mesela her konuda böyle. Açtığımız, ben yeni tanıştığım insanlara, kitap okuyan insanlara belli bir sohbetten sonra şunu soruyorum. Kitap okuyor musun? Okuyorum. Tamam. Günde kaç saat televizyon izliyorsun? Ortalama bir saat. Aslında geçiyor herkesin de. Ha, ortalama bir saat diyelim. Peki sosyal medyayı günde ne kadar kullanıyorsun? Hadi ona da bir saat diyelim. Yetti 2 saat, ki bunlar minimum, en düşük Aynen. zaman dilimlerini ele alıyorum. 2 saat. 2 saatin en azından yarısını reklama harcıyorsun. Ve hani tamamen parasal ve seninle alakalı olmayan. Telefonda bir arkadaşınla konuşurken ayakkabı mı dedin? Çat, telefonu kapat, Instagram aç, ayakkabı reklamları çık. Nereden biliyor bu sistem bunu? Ya da ne bileyim, bir çatal konuş, hemen çatal reklamları çıkar karşına. Yani zaten bunlar bir proje üzerine uyarlandığı için tamam, günde 1 saat reklama maruz kalıyorsun ve senin alakan olsa da olmasa da bunları izlemek zorunda kalıyorsun. Günde 1 saatini versen ömürde toplamda fahiş bir zaman yapar. Peki günde yarım saat yazı yazıyor musun dediğimde her şey sayıyorum.
Yani Ya neden yazmak haklısın daha? ayrı bir konu. Ben yazmayı geçtim. Hani kitap okuyor musun sorusuna dediğin gibi o şekilde bilmiyorum ama cevap vermek illaki. Çünkü bu insanın dediğin gibi yani kendi isteğiyle alakalı bir şey. Ve bu nasıl söyleyeyim? Hani kitap okumak hani okumuş olmak için de okumak olmuyor bir anlamda. Üzerine düşünebiliyor muyuz? Tefekkür edebiliyor muyuz? Onu içselleştirebiliyor muyuz? Bir de o yanı var aslında. Hani yazmak da böyledir. Ya o konuda şunu söyleyebilirim. Kitap okuyorum diyen insanların ben %40'ını kafamdan siliyorum. Okumadı kabul ediyorum ben onları. Bir kitapçı gözüyle baktığımda kesinlikle öyle. Çünkü okuduğu kitabı okuyor ama hiç düşüncesine ya da fikrine artı bir cümle katacak hiçbir şey olmayan kitapları okuyor. Vakit geçirmek için ya da sosyal medyada resim atmak için. Yani bir insanın düşünmeye ya da biraz olsun yeni fikirler edinmeye şevk etmeyen kitap yani ne kadar kitap olabilir ki? Bunu da seviye belirliyor. Evet, bir insan hiçbir şey bilmiyorsa en basit kitaptan da öğrenebilir. Ama bir insan biraz bir şeyler biliyorsa en basit kitabı boşuna okumuştur. Hiç okumasın daha iyi. Yani Deminki yazar öylesi dostum daha makbul bir diyorsun. örneği yani yarım saatlik bir örneği de şey verdim. Ben kendim yazıyorum da yazıdan örnek verdim ama yani herkesin kabiliyeti farklı. Biri resim yapabilir, biri müzik notası çıkartır, biri gitar çalmaya çalışır. Ya yani yarım saat insan ya da bir saat kendisine vakit ayırıp kendisini sevdiği bir şey yapmalı. Ve bunun için paraymış, mevkiymiş, fenomenlik olmadan yapmalı bence. Yani bir, kendi ruhunu beslemeli. İki, yani mesela ben şunu da çok söylerim. Bir insan yazarak ilk önce kendisiyle tanışıyor. Kendisinden bir şeyler fark ediyor. Algıları açılıyor. Topluma karşı, izlediği filmlere karşı, okuduğu kitaplara karşı sorgulama yeteneği artıyor, karşılaştırma özelliklerin gelişiyor. Önce ben kendim için yazıyorum. Ondan sonra seven olursa ne mutlu bana yazılarım. Peki, şimdi sen söylerken aklıma geldi de, hani yazmak diyoruz bir anlamda. Ya sen konuşurken aklımdaydı, şimdi gitti inanır mısın? Hay Allah. Ne diyeceğimi unuttum Tolgacığım, kusura bakma. Kafa durdu bir an için. Abicim, netin gitti. Son dediğini anlayamadım açıkçası. Ben de bir şey söyleyemedim zaten. Kafam durdu, unuttum dedim ne söyleyeceğimi. Ondan. Şimdi aslında şunu söylemek istiyorum. Bir anlamda dediğin doğru. Ve o içselliği yakalamak hani insan olarak evet yazarak da bunu yapabilirsin. Ama dediğim bir anlamda kendine vakit ayırmak anlamında o kendini keşfetmek anlamında bunu yapmak lazım. Ama bu yazarak olur, ama resim yaparak olur, ama başka bir şey hobiyle olur. Peki insanların bugün geldiği noktada işte çeşitli sosyal medya araçları olsun, televizyon olsun vesaire olsun. İnsan bu kadar çevrenin yani çevresel faktörlerin etkisi altında aslında beyni yıkanmıyor mu? Abi yıkanıyor. Ya ben her zaman mesela Sinan Hoca ile Sinan Meydan'la oturduğumuzda da bu konuyu biraz konuşmuştum. Bu da bildiğin Türkiye'nin bildiği yazarlarımızdan. Ya aslında her kitap ya da her film ya da her haber hepsi sübliminal bir mesaj. Beynimize alt bilinç altına yerleşen bir şey. Ve bilinçaltı bunların toplamında bir hamur yapıyor ve bu hamur karşısında biz zaten davranışlarımız, kişiliğimiz etkilenip ona göre davranmaya başlıyoruz. Burada da seçimin güzelliği meydana çıkıyor. Ya yani her gün magazin programı izlerseniz belli bir süre sonra izleyenlerden affına sığınarak açık konuşacağım biraz ama her gün magazin haberleri izlerseniz belli bir süre sonra dedikodu yapmaya başlarsınız. Ve bu yaptığınız hatayı size doğru olarak kabul eder beyniniz. Çünkü ona enjekte. Siz kendi hatasınız dahi görmemeye başlarsınız. O yola devam edersiniz. Ve hatta ben bunun eğitim olarak da kullanılmasını istiyorum. Yani çok basit bir örnek vereyim. Yeni gelişen bir sporcu, ister futbol, ister voleybol, ister handbol. Yeni gelişen bir çocuğu ben eğitiyor olsam, hocası olsam, onun mevkisine göre dünyanın en başarılı insanların videolarını çektirir, sabah öğle akşam onu izletir. Ona enjekte olsun beyin.
Çünkü o hem gelişimini geliştirirken Rol beynini de model olsun. rol model alsın. Beyni de beslersek bir futbol ya da voleybol karşılaşmasında ister istemez onun hareketlerini yapmaya başlayacak ve bu başarı oranı çok büyük ölçüde arttıracak. Ama gidip sporcuysan sahada eğitirken o gittikten sonra atıyorum başka çok ve kendisini geri götüren, beynini geri götüren şeyler izlerse o sporcuyu eğitemez. Başarılı Aynen, olan o. Sinan Hoca bu konuda hani son yıllarda bu konuyu çok net zaten ortaya koyan nadir hocalarımızdan bir tanesi. Çok güzel de anlatıyor. Hani biz burada dilimiz dönmez onun anlattıklarını anlatmaya ama gerçekten çok muhteşem de anlatıyor. Bu anlamda onu takip etmek lazım, izlemek lazım her programını. Çünkü ben de severek seyrediyorum. Ve çok şey de alıyorsunuz ve kendinizi keşfetmeye başlıyorsunuz işin açıkçası bu anlamda. Daha doğrusu Şey mi? kendinizi Sercanlar mı? keşfetmeye aynen. Daha doğrusu kendinizi keşfetmekten kastım insan doğasını keşfetmeye başlıyorsunuz. Nasıl çalıştığını, insan beyninin nasıl çalıştığını keşfetmeye başlıyorsunuz. Bu anlamda yararlı. İşte o çevresel faktörlere biz hani bir şey söyledin. Burada tercihler dedin, seçimler dedin. Hani insanlar hani bunu örnekle de açıkladın aslında da İnsanlar doğru seçime nasıl gelecek? Abi doğru seçim Sana bu soruyu kendisine sorayım. değil. Yani şöyle söyleyeyim. Kalite tesadüf değildir. Yani seçim derken atıyorum iş çıkışında bir arkadaşınızla konuşacağınız. O arkadaşınızla sohbet size bir şeyler katarsa oturun 24 saat arkadaşınızla sohbet edin. Ama o arkadaşınızla sohbet size bir şey katmayacaksa gidin eve yazı yazın, kitap okuyun, film izleyin kaliteli şey. Ya da yani seçimler derken bunları kastediyorum. Bana bir şey katmayan her şey benim zararımadır. Film, Aynen. kitap, anlık yürüyüş. Yani ben bu dünyada bir kuşun, bir güvercinin bile amaçsız gökyüzüne kanat açmadığına inanan bir insanım. Her şeyin bir sebebi var ama seçimlerimiz bizi iyi kötü yapacak. Şimdi boş bir insanla oturup konuştuğumda ben kendimden vereceğim. Hani hiçbir şey vermesem zaman gidecek. Sağlıktan sonra en önemli şey zaman. Ömrüm kısıtlı. En basit örneği Jack London söylüyor ya dünyada o kadar öğrenilecek ve yapılacak iş var ki günde 7 saat boyunca kendimi suçlu hissediyorum diyen insan mı? Aynen. Peki şimdi burada şu soruyu da sorayım sana. Bu çevresel faktörleri de bir yandan konuştuk. Şimdi insan etkilenmediği bir şey yok aslında. Bilinçaltı düzeyinde Kesinlikle. olsun, bilinçler olsun. Etkilenmediği bir şey de yok aslında. Peki işte asıl bant eli olacak şey bu zaten. Özgün üretim nasıl çıkıyor ortaya? Ya özgür üretimde şöyle bir şey var abi. Ben mesela çok yazımı, şiir mi yazdığımda ama karalık bir yırtıp attım. Ya dedim Cemal Süreyya'nın şu şiirine benziyor. Ya Nazım Hikmet'in şu şiirini anımsatıyor, yırt at. Ya özgün olması için kopya olmaması lazım. Ama nasıl söyleyeyim? Kötülemek amaçlı söylemiyorum ama yaşı genç bazı arkadaşlar ben diyor şiir yazıyorum, kitap çıkartacağım. Tamam hani diyorum var mı örneğin bir çıkartıyor bana dörtlük. Özdemir Asaf'ın dörtlüğünü almış, 13 tane kelime var, 3 tanesini değiştirmiş, ben yazdım. Ya bunu yeni arkadaşlarına, senin yaşıtında insanlara belki kandırabilirsin ama ya ben buna kanmam. Ben 10 yılımı verdim kitap sektörüne. Ben bir cümleyi gördüğümde bu cümle daha önce yazıldı, yazılmadı, ayrımını çok rahat yapabiliyorum. Ya yeni yazarlar varsa bilemem. O kadarını zaten hepsini takip edemiyoruz. İster istemez öyle bir yetkimiz yok. Ama eski yazarlarsa ki ben zaten klasikçi bir insanım. Yani kitap dediğinde benim ilk aklıma gelen Türk Edebiyatı'nın klasik yazarları, Dünya Edebiyatı'nın klasik yazarları ve onların hikayeleri. Yani şimdi 3 tane kitap saysam o kitabı ben okudum der ama o kitabın nasıl yazıldığını kimse bilmez. Ne yazarın orada ne anlatmaya çalıştığını, ne sosyal mesaj vermeye çalıştığını kimse bilmez. Ama ben o 7-24 konuşurum bu konularda. Çünkü bir şeyin varlığı kadar olduğunu, temelinin nasıl var olduğunu da bilmezsek onu algılayamayız. Tam anlamak istiyorsak onun nasıl olduğunu bir var edelim. Ya İçselleştirebilmek özgürlük amacıyla diyorsun. oradaki vicdan. Ya benziyorsa birine sorsam belki çok benzeyecek ama ben yırtıp atabiliyorum. Benzemesin yeter ki. Peki sen şimdi kitap dünyasında içindesin. Onu sorayım. Pandeminin de getirdiği bir şey, sıkıntılar yaşıyoruz. Her sektörde olduğu gibi kitap dünyası da yaşıyor büyük ihtimal.
Burada bu pandemi sürecinde kitap alışkanlıkları, kitap okuma alışkanlıkları ne durumda? Nasıl değişti? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Bu Ya konuda da bize bir bilgi verebilirsen. ister istemez her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de oldu var açıkçası. Ya da şöyle bir avantaj oldu. Hani ben bu dönemsel avantaj diyorum. Müşterilerimiz artık dükkana gelip, mağazamıza gelip saatlerce ya da yarım saat, 45 dakika vakit geçirmiyor. Ellerindeki liste danışmaya geliyor. Bu var mı var. Alıp çıkıyorlar direkt. Hani biraz bu tedbir amaçlı yapıldığı için ben bunu doğru olduğunu düşünüyorum. Eskiden öyle değil. Mağazamıza gelip 2 saat vakit geçiren insanlar vardı. Esasında zaten temele inerse kitap öyle alınır. Şimdi eskideki düzene baktığımızda çok daha iyi. Şimdi müşterimiz geliyor, elinde telefon, Instagram'da bir söz görmüş. Bu kitap var. Kitap tamam, bir sözü verip olacaksanız vereyim ama esas kitap. Ben biraz bu konulara takıyorum. Yani sektör içinde büyüdüğüm için diyeyim. Mağazada Ya gezerken, şimdi incelerken hani kendimi senin yerine koydum da şöyle gelse bana öyle biri, yani bunu surat ifademle bile hadi bir git derim yani. ama İşin açıkçası. orada da şey oluyor, buna kızıyorum. Ya bir insan kitap yazıyor, tamam bir şey diyemem. Bilgi aktarıyor. Zaten yazarın birleşme noktası duygu ve bilgilerin birleştiği yer kitabı. Orada söyleyebildikleri ayrıca. Her şeyi söyleyemez herkes. Ama şöyle bir şey var. Bu dönemde bir ürünün iyi ya da kötü olduğunu sorgulamıyor halkımız. Müşterilerimiz değil. Instagram'da ben bunu çok gördüm, ben bunu alayım. İyi de o çok gördüysen demek ki düzene o kadar para yatırılmış, o düzen de onu meydana çıkartıyor. Gerçeklik payı yok bunda. Aksine sisteme ben karşı gelmeye çalışan bir insanım ve doğru olduğunu bu düşünüyorum şahsımca. Ama sistemin üzerinden gidenler daha yüksek oluyor. Ama baktığında parayla dönüyor bu işler. Ya yazarın cebinde ne kadar para varsa o kadar yazar mantığı bana çok saçma geliyor. Ya Sabahattin şimdi Ali'den Özdemir'e bu insanlar para için yazmadı. Parası olsa da vermedi, olmasa da vermedi. Ha, fedakarlık yapıp dergi çıkartmaya çalıştılar. Oralara para harcadılar falan. Onlar ayrı. Onlar fenomen olmak için yapmadı ki onu. Bir fikrim var dedi. Bunu o insanlara anlatmam lazım diye ömürlerini verdiler. Sabahattin Ali öldürüldü. O zaten tuvalette öldü. İşte Orhan Veli devlet çukuruna, işte sokaktaki çukura düştü. Akşamda beyin kanaması geçirdi. Ondan sonra kadavra olup, kadavra olduktan sonra Tanay meşhur dünya cümle yazarlarımız var bizim. Yaşar Kemal Nobel ödülü almadı ama her zaman takip edilen bir yazardı. Peşinde polisler evet. geziyordu. Hatta Avrupa'daki polisler. Polisler de değil. Şimdi sorularımız var Tolgacığım. Karanlık Tabii abi. Hayaller ikiniz yazar mısınız diye sormuş. Yok, Tolga dostum kendisi yazıyor. İki kitabı var. Benim aslım ve de soruyorum kitaplarının yazarıdır kendisi. Bendeniz de Ebru sanatçısıyım. Öyle yani sanatçısıyım da demiyorum. Ebru sanatı müdavimi miyim öyle söyleyeyim. Uğraşıyorum. İlgi alanımdır. Ama biz burada canlı bir sohbet ve de muhabbet ediyoruz. Her hafta başka konuklarla. Yasemin Sara Kaplan dostumun bir sorusu var. Kişinin Tabii ki. potansiyelini ortaya çıkarması için çevrenin etkisi nedir diye sormuş. Ya biraz göreceli bir soru ama şöyle samimiyetle cevaplamak gerekirse çevre iyiyse insanın potansiyelini iyi yönde etkileyip çabuk meydana çıkartır ama çevre kötüyse saklar, karanlıktaki bir mum ışığı gibi aydınlanmayı bekler, sönüp gider. Ya işte bu çevre olayı hani Allah verdi yaşıyorum hesabı mı yapmak lazım yoksa bilinçli bir seçimle mi o çevreyi oluşturup yol almak lazım? Abi şöyle, öncelikle bir herkesten özür dilerim. Ben izninizle bir sigara yakmak istiyorum. Bu konularda biraz hani gerildiğim için rahat olmak her zaman istediğim bir şey. Rahat ol, İkincisi rahat şu, ol, sıkıntı yok. ya şimdi çevre dediğimiz şey ikiye ayrılıyor. Bir, mecbur olduğumuz çevre. İki, bizim seçimlerimize oluşan çevre. Zaten mecbur olduğumuz çevreyi değiştirme gibi lüksümüz yok. Hele bu yaşam standartlarında yok. En basitinden herkesin bildiği örnekten başlarsak dünyaya geldiğimizde ailemizi biz seçmiyoruz. Akrabalarımızı biz seçmiyoruz. Oraya da geçtim. İş hayatındaki arkadaşlarımız biz değil, patron seçiyor. İş alanlar seçiyor. Onları da seçemiyoruz. Onların dışında zaten çevre dediğimiz faktör ve bu konudaki özellikleri bizim seçmemiz gerektiren, bizim seçimimiz bağlantısında olan. Ya yani şimdi
İnsanlar mesela aşk arıyor. Aşkı üzüldüğü zaman aşkı sen seçtin. Ya da bir çevre ediniyorsun. Erkek arkadaş, kadın kadın arkadaş, erkek arkadaş. Şimdi o arkadaş seni Ramazan'ınız gerçi ama tamamen örnek. Ya buluştuğun bir erkek arkadaş seni her akşam meyhaneye de götürebilir. Seni olumlu yönde etkileyecek kütüphaneye de götürebilir. Bunu da seçen sensin. Baktın bir götürüyor, iki götürüyor, üçüncü. Hadi eyvallah dersin, geçersin. Bu seçimdir işte. Yani çevredeki etkinlikler seçilebilir etkinlikler olmalı zaten. Diğerleri mecburiyet. Yani bu anlamda da dediğin demin işte sosyal medya olsun, televizyon olsun vesaire olsun. Bunlarda da bilinçli bir şekilde alacaklarını alabilmek, hedeflerin dahilinde doğrultusunda alabilmek, kendine bir şeyler katabilmek anlamında yol yürüyebilmek. Öyle de tanımlayabiliriz bir anlamda. Peki Kesinlikle yani şimdi evet. Yani dedim ben lafını kesmiş olmayayım diye sustum. Benden mi kaynaklı? Evet. kusura bakmayın diyeyim ben kendi adıma. Estağfurullah. Şimdi Yasemin, Sara dostum da ya benim internet sıkıntılı olabilir gidip geliyor. Kıbrıs malum, Kıbrıs koşulları birazcık sıkıntılı. İnternet de sıkıntılı burada. Ondan şimdiden kusura bakmayın. Bir sorumuz daha var. Bakıyorum hemen. Yasemin Sara Kaplan dostumuz yine kişinin çevreye etkisi nedir diye sormuş. Tabii burada bir yazarın çevreye etkisi nedir düşünceleriyle, yazdıklarıyla diyebiliriz buna. Bunun ve şunu da sormak istiyorum. Hani günümüzde hani Yasemin dostumun sorusuna etki olarak şey ekleme olarak günümüzde hani bu popüler kültürel içerisinde ne kadar yazdıklarınla ya da etkilemeye çalışıyorsun bu çevreye etki etmeyi? Sen gerçi söyledin bu sisteme karşı bir mücadele veriyoruz ama elimizden geldiğince diyorsun ama bu popüler kültürel içerisinde bunun nasıl olacak? Bittik mi? Abicim bir gittiydin geldin çok az böyle ara ara bir şeyler duyabildim ama pek bir şey anlayamadım açıkçası. Hay Allah. Şimdi Yasemin dostumun sorusu vardı da onu sormuştum. Kişinin çevreye etkisi nedir diye sormuş. Yani aslında şöyle bir şey söyleyebilirim bu konuda da. Yani güven, nasıl güven? Şimdi her sektörde ya da her iletişimde güven doğrultusunda ilerler. Bizim de çevreyi etkimiz, mesela atıyorum tamamen uç örnek vermek gerekirse benim kendi çevreme etken, insanlar bana güvenip dinlediği kadardır. Zaten güvendikten sonra dinlemeye başlarlar. Bu konularda da zaten toplumsal çok eksikliğimiz var. Herkes ben bilirim muhabbetinde olduğu için pek bu konular tartışılıp da hangisinin doğru olduğunu karar veremiyoruz. Herkes kafasına göre davranıyor ama orta yolunu bulamıyoruz. SD Pınar STR diye bir takipçimiz. Peki herkes fikirlerini uyguluyor mu diye sormuş. Herkes Valla biz fikirlerini de uyguluyor mu? yani her fikir uygulanmaz zaten her fikir uygulansa özgürlük diye bir şey olur. Gerçi bu dünyada ben özgürlüğün olduğuna da inanan bir insan değilim. Sadece bu da sistemsel insanlara dayatılan bir şey gibi geliyor bana. Bu özgürlük öyle bir şey değil. Ya hiçbir şey olmasa evladız kendi evimizde ya da bir ebeveyniz, bir komşuyuz, bir iş ettiğimizde ya müşteriyiz ya çalışanız. Yani illa ki sorumluluklar her zaman var. Ya o yüzden pek böyle bir şey olmasına ben pek inanmıyorum. Ya da efendi bir insan karşısındaki insan kırılmasın diye susuyor. Ondan sonra özgürlük diyoruz yani. Ya da iyi niyetli bir insan olmaya çalışıyoruz ama iyi niyetimizden dolayı o üzülmesin, bu üzülmesin sonra özgürlük. Yani en basitinde konuşmayı bilmiyoruz. Şey diyeceğim, peki hani özgürlük dediğimiz seçimlerimizde mi var oluyor? Bu konuda çok felsefi üstadların cevapları var mesela. Özgürlük bir insanın yaptıklarından ziyade yapmayı reddettiklerinde gizlidir tarzında çok güzel cümleler var. Yani insanı düşünmeye sevk eden. Ya özgürlük ben zaten pek ne bileyim
Hatta bu konuda ilk kitapta da şöyle bir cümle geçiyordu. Özgürlük bir kuşun gökyüzüne kanat açışı, bir çocuğun işten gülüşü. Peki sen en son ne zaman özgür oldun? Özgürce kanat açmıştı. Açabildik mi gökyüzünü? Sanmıyorum. Bir çocuğun samimiyetinle, çıkarsızlığınla ve işten ağzımız yüzümüz sadece gösterge, yüreğimizde gülebildik mi? Ben onu da sanmıyorum. O zaman yok işte. Aynen. En son doğarken nasıl bir şey olabilir ki özgürlük? Şimdi Keşke bir ben mağarada sorulara da bir yaşasak ve devam başımıza ediyorum. hiçbir sorumluluk olmasa, o zaman tamam derim. Değil mi? Keşke. Ben sorulara devam ediyorum buradan yazan dostlarımızın. TR Pınar yazmış yine. Kitap yazmak basitleştirilmiş. Bence birileri ünlü olurum niyetiyle yazıyor. Tek amaç bu. Tabii benim fikrim bu. Diyebilir miyiz? Ya Ha, kesinlikle Pınar diyebilirsiniz diye yazmış, pardon. o zaman Pınar arkadaşımıza şöyle söyleyeyim. Kesinlikle doğru söylüyor. Hatta yurt dışında Avrupa'da çok moda olan, bizim de ülkemize son 5-6 yıldır yeni giren bir sistem var. Bu sistemde şöyle bir şey var. Bir insan kendine bir ekip kuruyor. Yazı ekibi. Evet, benim de mesela 2 sene öncesine kadar Eskişehir'de yazı ekibim vardı ama bizimki biraz farklıydı ve tamamen çıkarsız. Oradaki yazı ekibi şöyle bir şey oluyor. Oturuyorlar, yazı yazıyorlar. Bir defteri dolduruyorlar komple. Sonrasında o defteri alıyor. Ekibin başındaki okuyor. Tamam diyor, olmuş diyor. Üstüne kendisini yazıp piyasaya kitap çıkarttım diye sürüyor. Yazarlar yazmıyor artık. Ya Hay düşünsenize, bu Allah'ım. bile saçma. Yazarlar yazmıyor. Yazdırıyor. Hani bir araştırma konusu olsa, o konuda evet bir ekip toplayıp da yazılması gerekiyor olsa ona eyvallah diyeceğim. Ama Ya öyle dediğin olay bir şey demem. Orada da isimler verilir. İşte şu ekiple çalıştık tarzı. Ama şimdi şöyle bir şey oluyor. Benim anlatmaya çalıştığım aslında şu. Mesela bir sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu sisteme bakıyor, düzene bakıyor. Ya diyor, son zamanlarda diyor, benim ismim diyor, geri planda kaldı medyadan diyor. Bunu diyor, nasıl arttırırım? Ondan sonra 4-5 kişi tutuyor. Yazı yazdırıyor. Parayla karşılığında yazı yazdırıyor. O kitabı alıyor. Kendisini de piyasaya sürüyor. Niye? İsmini tekrar canlansın. Sonra bu filmden bana teklif gelir, bu diziden teklif gelir. İyi de kitap sektörü ya da yazarlık böyle bir şey değil ki. Ya bir kere kendin yazıyorsun. bayağı. Ya hatta şöyle bir şey var. Buna en basit örneği herkesin de hatırlayacağı şöyle bir örnek vereyim. Şu kitap çıktı ya Türkiye'de 2 sene öncesine kadar. Sen herkesi mutlu edemezsin. Çünkü bir pizza değilsin. İçinde cümle okuyor. Bir pizza herkesi memnun mu ediyor? Mantıksal düşündüğünde hayır. Ben pizza gördüğümde pizza diye diyor hocam, bir insan değil mi? Pizza, Allah. pizzaya o kutsallığı nasıl katıyorsun? Yanlış. İnsanla pizzayı nasıl karşılaştırıyorsun? O da yanlış. Ondan sonra buna diyorsun ki cümle kitabın içine yer veriyorsun. Ya bu kitabı bir insan yazmış olsa da editörler hiç mi görmedi? Editör dediğinin mesleği bu. Edebiyatı ilerletmek, doğruyu meydana çıkartıp ondan sonra onun ekmeğini yemek. Ya da tam tersi. Bir gün herkese ağlatacağım soğanları bile. Soğan ağlamak. Sen insansın, soğanı ağlatıyorsun. Beni geçtim artık. Ben seni çok seviyorum, çok kayda alıyorum ya. Beni ağlatmaya geçtim, soğanı da ağlatacaksın. Benim evimde bir çuval var. Gel de ağlat hadi. Yani gerçeklik nerede bunun? Edebiyat nerede? Ya böyle bir cümleler Ya. kitapların arasında geçiyor. Şimdi edebiyat diyoruz, edep bahsetmemiz lazım önce. Edep yok ama edebiyat yapıyoruz. Nasıl oluyor? İşte ilerletmek için kitap sektörde kullanılıyor. Biraz da o kötü. Aynen. Şimdi karanlık hayaller, oruçla aranız nasıl gidiyor diye. Çok şükür bu arada bütün Müslüman aleminde Ramazan'ı kutlayalım. Aynen. Onların da iyi dileklerle güzel bir Ramazan geçirmesini ve ayın sonunda da bayramımızı kutlamak nasip olsun inşallah. O bizim Amin özelimizde abi. kalsın nasıl geçirdiğimiz. Tolga dostum kendince güzel geçiriyordur. Ben kendimce güzel geçiriyorumdur. O bizlerde kalsın. Pınar dostumuz susmak iyi değil aslında. Çünkü karşı tarafı eleştirmediğin sürece kendini mükemmel görüp hatalarını düzeltmeye kalkmayacaktır. Kalmayacaktır. Ya kesinlikle öyle Demiş. ama şimdi yine abes bir örnek olmasın. Dinleyenlere, izleyenlere de affını sunuyorum ama cahille muhabbet de insanı geriye götürür.
Orada da çok ince bir çizgi var. Evet, tartışmaya ya da doğruları bulmak adına tartışma derken muhabbet esnasında herkes birbirini sorgulayıp herkes bir fikrini söylemeli. Ben buna inanan bir insanım zaten ama karşısındaki insanı da anlamıyorsa ya duvara mı konuşsak, ağaca mı konuşsak? Onlar daha canlı olabiliyor bazı insanların şimdi. Her toplumun iyisi kötüsü var. Yani susmak evet. Yani aslında ilk kitapta bu konuyla ilgili bir şeyler de karalamıştım. Yani susmak iyi de ya bazen de konuşmak lazım. Yani konuştuğun zaman anlaşılamıyorsan o zaman susmak iyi değil. Hatta bu da karşıdaki insanın bilincine bağlı bir şey. Bilgisine ve sana verdiği değere bağlı bir şey. Dinliyorsa konuş. Hiç susma. Dinlemiyorsa nefsini hediye etme o insana. Seni dinlemiyor ki. Konuşmak ne anlamı var? Ne gereği var? Ama susmalar insanı çok yoruyor, ona eminim. Hatta biz bazı şeyleri çok ters görüyoruz insanlar olarak. Konuşamıyorum, konuşamıyorum diyoruz ama ya da konuşmaktan yoruldum diyoruz ama hayır. İnsanı aslında susmaları yoruyor. Ya da mesela benim sözlerimden biri yaşadıklarını ziyade insanı yaşayamadıkları yoruyor. Ya da zaman kavramı değil, anılar yaşlandırıyor. Ya bazı şeyleri düşünüp de neyin olduğunu daha iyi bilmemiz lazım. Biz sadece olan bir şeyi olduğunu görüyoruz. Ama esas tebebinin kökenine neden nasıl olduğunu bakmamız lazım. Yani mesela bu konularda düşündüğümüz zaman toplumumuzda duygusal zaafı yapan insanlar var. Biliyoruz işte İsrail'e çıkıyor, öbür Müge Anlı'ya çıkıyor falan. Şimdi ben bu insanlara kızmıyorum, kızamıyorum. Bu insanlar çevresi o kadar yalnız bırakmış ki. Ya hata yapmaya o kadar meyilli ki yalnızlık belli bir süre sonra onları hataya sevk ediyor. Daha hatta 15 gün önce mi? Yalan olmasın 3 hafta önce mi? Ne? İki Alp'te bir ufkacıya kaçtı falan Türkiye çalkalandı falan. Bir şey vardı. Ya şimdi Ona karpuz olmadı, öbürü et aldı falan muhabbeti. yanlış anlama, gülüyorum da hani komik olaylar ama trajikomik olaylar. Evet. Yani hakikaten bizim ülkemizin nerelere geldiğinin de bir göstergesi aslında. Üzülüyorsunuz bir yandan ama olaylar komik. Hakikaten komik. Yani nereye doğru gidiyoruz? İşte bu şey anlamında, nitelik değil de nicelik anlamında kalite maalesef eğitimde mi düşüyor artık, nerede düşüyor? O yüzden en başta demiştik öğrenilebilir mi diye sormuştum sana ya. Bu anlamda hani insan burada her şey dönüyor dolaşıyor aslında insanın egosuna, alma arzusuna dönüyor. Yani sistemi besleyen de bir anlamda ego. Evet. Yani karşılıklı. Sistem egoyu besliyor, ego sistemi besliyor. Yani bu kısır döngüyü kırmadığımız sürece, o egoyu nasıl doğru kullanacağımızı öğrenmediğimiz sürece bence bu tür saçmalıklar da zaten devam Gerçi edecek. maalesef. Nasıl işin içinden çıkacağız? Bu birazcık soru işareti. Hepimizin hasretle beklediği aslında bir aradığımız cevaptı. Aslında şu güzel sohbeti tekrar izleyenlerin affını sığınarak benim kendim her zaman savunacağım bir şeyi söyleyeyim. Bazıları tanrıcılık oynuyor. Toplumu yönlendirmek adına ben diyor bir toplum yaratacağım diyor ve bunu çok güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Gerek sosyal medya uygulamaları gerek bunlar mesela bu konularda çok güzel belgeseller var sosyal ikilem diye. Sosyal kullanımı sosyal medyaları var eden insanlar kendi ebeveyn olduğu zaman çocuklarına kullandırmıyorlar. Çünkü o belgeselde direkt bu insan bu programların nasıl çalıştığını, insanların nasıl etkilendiğini psikolojik yönleriyle anlatıyorlar. Ve ondan sonra doyumsuzluk topluma enjekte ediliyor. Doyumsuzlukta ya bir bardağı seviyorsunuz, o bardağı alıyorsunuz. Ertesi gün diyor, bir gün mutluluğu yaşanıyor. Ben bu bardağı aldım. İkinci gün bu bardaktan niye bende iki tane yok? İkincisini alıyorsun. İkinci gün yine bir gün mutlusun. Bu sefer üçüncü gün. Bu bardaktan niye bende bir düzine yok? Doyumsuzluk. Mutsuzluğun en büyük temeli doyumsuzluk zaten. Yani bir doyumluk olsa aç değilsen, aç değilsen, çevrendeki insanlar varlığın iyiyse, sağlığın yerindeyse tamam. Daha ne istiyorsun? Yani ben bu konulara Ama geldiğimde mesela şimdi buyur abi. Tolga, burada lafını kestim de burada da şöyle bir şey var. Hani insanın doğası da bu bir yandan. Yani insanın doğası bu bir yandan derken şöyle bir şey var. Hani sonuçta biz bir şeyi arzuluyoruz, almak istiyoruz, yapmak istiyoruz. O olayı bitirdiğimizde arzu ve has bir araya geliyor ve kendini iptal ediyor.
Tekrar gittim galiba. Geldim herhalde tekrar. Onu söylüyordum. Arzu ve haz birbirine denk geldiğinde, yani mesela şöyle örnek vereyim. Ben bu kahveyi sabahtan beri bu kahveyi içmek için arzuluyorum. İstiyorum. Akşam evime geldim. Sıcak sıcak güzelce yaptım ben bu kahveyi. Getirdim önüme. Bir yudum aldım. Hazım bitti. O hazı bir kere Bu aldım, canım. tamam. İsteğim bitti. Bu canım. Anlatabiliyor muyum? Onun arkasından başka bir istek başladı. Yani demeye çalıştım. Burada insanın doğal yapısı herhalde bu. Ya istek olur, olmalı da yaşamın devamını sürdüren etkenlerden biri zaten istek. Ama bu isteğin boyutunu insan kendi belirlemeli. Yani mesela atıyorum senin örneğinden gidersem abi, affına sığınarak söylüyorum. Akşama kadar o kahveyi istediğin, arzuladın. O akşam olduğunda 10 bardak içebiliyor musun? İşte İçemezsin. içemiyorsun. İçemezsin. Onun kadarını sen vermelisin. İkinciyi de çok istesen de doldursan da yarıda bırakabilirsin. Vücut artık yeterlidir. İnsan da vücut kadar ya zeki olmalı, beyni kadar. Bazı şeylere dur diyebilmeli. Şimdi hemen Bazı burada şeylere. Yasemin dostumun sorusunu sorayım. Üzerine güzel soru sormuş. Haz arzuyu iptal ediyorsa hazzı nasıl sonsuz kılarız? Ya hiçbir şey sonsuz, has sonsuz değildir bence. Bu aslında bir anlamda sonsuz mutluluğu aramanın olayı. Ya öyle bir şey yok. Hatta demin verdiğim örnekler gibi biz aslında bazı konuları çok yanlış biliyoruz insanlar olarak derken. Mutluluklar unutabiliyor ya da sevinçler unutabiliyor. Gelip geçici olabiliyor. Onun bugün bir mutluluğu yaşadığında ertesi gün daha fazlasını isteyebilirsin. Ama insana esas insanlığını hatırladık. İnsana aslında ders veren dertleri ve yaşadıkları. Onlar bence daha değerli. Mesela bir topluma girdiğimizde insan ağlamaktan çekiniyor. Yani neden? İnsanı insan yapan en büyük özelliklerden biridir ağlamak. Ondan sonra yeni millet için ya da çevre için yaşama başlıyoruz. İşte o benim hakkımda yanlış düşünür. Bu benim zaaf olduğumu düşünür. Bu benimle dalga geçer. Bana ne? Ya en fazla istediğimi yapabiliyorum diye biraz daha özgürlüğe yaklaştım diye en fazla yalnız kalır. Ne var bunda? Zaten temel indiğimizde her insan yalnız. Ya ağlasam en azından kendi isteğini yapabileceğim. Ama ağlayamadığımda bu sefer içindeki dertler daha da büyüyecek. Ya tamam belki seninle kimse dalga geçmeyecek. Belki senin duygusal zaaflığında o anda olduğunu bilmeyecek ama sen kendi içine atıyorsun. Sonra çok yoruldun. Yaşamak yürüyor. Duygusallık işte kötü bir şey ya da bunalımlar, muhabbetler. Tamam biraz da rahat ol. Kötü bir şey yapmıyorsun ya ağlayacaksın ya gülebiliyorsun. Ama ağlamaya gelince yok ağlayamam. Neden? O da insanlık, o da insanlık. Bu da Yani insani bir duygu, hayvanlar bu da insani bir duygu. bile yani ağlayan bitkiler var. İnsan olunca mı ağlamak Aslında yoktur? Hale illaki Yasemin dostumun sorusu aslında bir anlamda insanın varoluşundaki mana arayışının sorusu. Hazzı nasıl sonsuz kılarız? Yani mutluluğu nasıl daim kılarız? Hani insanın varoluşsal anlamda dünyaya gelişinde. Çünkü insan hani bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla, anlamaya çalıştığımız kadarıyla, tefekkür ettiğimiz kadarıyla insan dünyaya mutlu olmaya geliyor. ya da mutlu olmak için bahane arıyor. Ya o sahte mutluluklarla bahaneler çok zaten de. Ama Maalesef bizim öyle. derdimiz hani hakikat, gerçek, asıl gerçek, asil hakikat. Yani mutluluktan kastım öyle ben bugün kahvemi içeyim, hadi yarın da aynı şekilde devam edeyim. Değil tabii ki. Yani Sonuçta evet. Aynı zamanda konuşurken abi bir nevi de düşünmeye çalıştım. Hazzı nasıl sonsuzluğa kalabiliriz falan. Mesela merak da. Merak insanlar arasında yine kötüye kullanılmış. Kötüden besleniyoruz diye girdik ya sohbetimize. Ona göre de bir örnek vereyim. Şimdi merak hep başkasının hayatı ya da örnekleri kötü olabilecek çok haberler izliyoruz televizyonlarımızda maalesef ki ama bilim de meraktan ilerler. Dini konularda da merakla ilerlemiş ve açığa çıkmış birçok konu vardır. Felsefi yönden baktığımızda
Felsefeyi de birçok düşünce ve atıyorum kalıplaşmış görüşler de merakla yola çıkılmıştır. Hatta şöyle bir şey var. Benim sevdiğim sözlerden biri, şüphe akıllıyı alim eder, cahili katil. Şimdi şüphe edeceksin, merak et. İşte bunu hazzını almak arıyorsan, sonsuzluğa bağlamak istiyorsan, mesela ben yazabileceklerim konusunda örnek, yine kendimden örnek vereyim. Hazzı sonsuzluğa bağlarım. Daha iyisini yazmak için sürekli yazmaya bağlarım. O zaman evet hep arayış. Arayış, merak ve sonucu üretmenlik, üretkenlik. Orada bir sonsuzluğa bağlayabiliriz. Ama bireysel olarak bağladığımızda o kötü bir şey. Mutluluğu sonsuz yoktur. Yani olmayan bir şeyi nasıl sonsuza Aynen. Yasemin dostum tekrar yazmış. Peki kitabınızı para kazanmak için değil de bütünün hayrı için yazdığınızda ya da bütünün hayrı için bir sabır çalışması yaptığınızda o eserden aldığınız haz sonsuz olmaz mı? ya pek değil, çünkü etkileyen dış faktörler illaki var. Yani kitap yazmanın en büyük zorluğu duygusal zorluğu. Piyasaya çıktıktan sonra esas iş orada başlıyor. Yani şey gibi düşünebiliriz. Biz erkekler daha iyi anlarız belki ama askerlik bitti diye sevindiğimizde, kitap bitti, çıktı, basıldı, dağıtılıyor dediğimizde büyüklerimiz hep derdi, hayat yeni başlıyor. Aslında kitap yazarken zorlanmamız, kitabın matbaada bekleyiş süresi, kapak seçimi, işte isim, o konularda beklediğimiz esas zorlu konular değil. Esas zorlu kitap çıktıktan sonra başlıyor. Çünkü biri eline alıp kitabı, bu salak da ne yazmış deyip de kenara attığında, siz o cümleyi duyduğunuzda, sıradan bir insan için çok basit bir cümle olabilir ama sizin için öyle bir cümle olmuyor. Çünkü orada sizin duygunuz, sizin bilginiz var. Ya da biri sizi öldüğünüzde, uzaktan duyduğunuzda şımarmamaya çalışmak da duygusal zorluk. Ya hayır, ben bunu şımarırsam benim kalemimi etkiler, geriye götürür. Ha, gurur, tamam. Tebessüm ettirsin, bıraksın. Evet, insanlara sevdirdim, ne mutlu bana de, diyebilir insan, buna bir sıkıntı yok. Ama şımarmaya bağlanırsak kalem geri gider. Orada da esas duygusal zorluk kitap çıktıktan sonra başlıyor aslında. Aynen. Yani burada bir anlamda şeyli oluyor. Nasıl söyleyeyim sana? Yazarın tabii bir anlamda kopmaması lazım ama herhalde zannedersem Yasemin dostum kastetmeye çalıştığı mesela bir bilim adamı. Bir şey için yıllarını veriyor, uğraşıyor, ediyor vesaire. Yani burada bir hedef var. Anlatabiliyor muyum? O hedef uğruna yıllarını veriyor, çalışıyor, çalışmalarını yapıyor, araştırıyor, geliştiriyor senin demin söylediğin gibi merak, araştırma vesaire, arayış. Ve onun sonucunda belki olacak, bulacak ya da bulamayacak. Ama o yaptığı araştırma için pişman olmayacak. Ya önemli olan zaten iyi niyetle araştırma. Sonuca ulaşırsa ne mutlu, ulaşmazsa hiç sorun değil. Hatta şu anda ilk aklıma gelen çiçek aşısını bulmuş yabancı bir doktor. Gidip röportaj yapıyorlar. Ya diyorlar, bu aşınız işte bu ve bundan sonraki yıllarda dünyada birçok çocuğu kurtaracak. Telif hakkını kendiniz alıp ne hayal ediyorsunuz? Gazeteci dönüp diyor ki, ne hayal ediyor? O aşı benim değil. O aşı dünya üzerinde hasta olan çocukların diyor. Yani yine yazarlardan örnek vereyim. Jean Grosso, Saramago Nobel ödülü almak için çağrıldığında reddediyor ödülü. Ve cümlelerinden biri Saramago'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Şu an biraz heyecanlıyım. Bu kadar takip eden var. Bu kadar güzel sohbet olduğu için. Ya benim diyor, yazdıklarım, kitaplarımın yanında diyor, savaş dönen bir çocuğun, savaş dönen bir çocuğun bile yanında benim tüm kitaplarımın ne önemi var? Benim kitaplarım hiç diyor. Şimdi işte Yasemin dostum herhalde burada buna parmak basıyor. Bütün hayrına derken aslında demeye çalıştığı bir anlamda o herhalde. Hani iki verdiğinde örnek hani hem aşı konusunda hem de bu kitap konusunda, ödül konusunda iki verdiğinde örnek kendinden çıkmış başkaları için bir şeyler yapmaya çalışan insanların örneğiydi anladığım kadarıyla. Evet. Sonuçta bu insanlar acaba mutluluğu, hazzı bu başkaları için bir şeyler yapma olayında mı arıyor? Kendinden çıkıp o egosunu bir yerde geri planda bırakıp başkaları için bir şeyler yapma olayına geliyor yani.
Ya ben bir hikayemde buna değinmeye çalıştım. Daha üçüncü kitapta var. Hani piyasaya çıkmadı o hikayeyi. Daha kimse okumadı ama belki üstünden geçtiğimde kitapta muhtemelen yer veririm diye düşünüyorum. Bazı insanlar kendi yalnızlığını ve mutsuzluğunu unutmak için çevresindeki insana iyilik yaparak yaşarlar. Onların mutlu olduğunu görünce mutluluk bunu söylemek yanlış değil abi. Mutluluk kanıtıyla mutlu olmaya çalışırlar. Yani böyle bir psikoloji var. Belki adı konuda daha önce Ya benim çevremde hiç duyduğum kadar bulaşıcıysa olmadı. öyle olsun. Bulaşıcıysa öyle olsun. Belki o insan öyle daha güzel olacak. Bak şimdi sen benim aklıma başka şeyler getirdin. Bunda kötü bir şey yok. Yani ne var? Aynen. Ben kendi derdimi içine Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı mutlu edip onları mutlu gördükten sonra ne mutlu bana. En azından hani kendi mutsuzluğumu unutmak adına kötü yola ya da kötü düşüncelere sapmaktansa böyle bir düşünceye sapayım. Yani çok normal ve olması gereken bir şey aslında. Ya zaten şimdi şu da var. Ben gözlemlediğim kadarıyla hani bu tarz insanlar kendinden çıkıp başkaları için uğraşan insanlar kendi dertlerini dert olarak da görmüyor bir anlamda. Benim gözlemlediğim. Hani kendi dertlerini günlük sıradan işlermiş gibi görüyor. Çözme yoluna gidiyor vesaire yapıyor. Çözülmüyorsa bırakıyor. O şekilde hayatını devam ettiriyor. Ama kafaya takmıyor. Derdini çok büyütmüyor, abartmıyor. Sonuçta gidiyor başkası için bir şeyler yapma çabası içerisinde. O benim hakikaten ya işte geçen mesela konu Ebru hocası hocam Esin Sevgin Hanım çocuklar için bir şeyler yapıyor ya. Hani o Ne kadının güzel. o kadar derdi var vesairesi var. Derdini dert olarak görmüyor ki. Anlatabiliyor muyum? Onun gibi mesela ondan önceki konuğum da Ümit hocamdı. Tiyatro ile uğraşıyor. O da yazardır. O da mesela gidiyor 2 senede bir yer değiştiriyor. Atıyorum kaynaklara gidiyor. Orada köy tiyatrosu kuruyor çocuklar için. Çok Bir muazzam. şey kazanmayı beklemiyor bu insanlar. Anlatabiliyor muyum? Ama baksan kirasını ödemek için sıkışıyor. Bilmem ne yapmak için sıkışıyor. Adam onları kafasına takmıyor ki. Bir şekilde hallederim ben diyor. Yok, şunu söyleyebilirim. Bir şey beklemiyor değil abi. Aslında bir şey bekliyor. Ama beklentisi iyi niyetli. Çocukların mutluluğunu, çocukların eğitimini, bir şeyler öğretebilmeyi. Onu bekliyor. Onun için öyle tarz yaşıyor. Ya beklentisini iyi yöne çeviriyor aslında. Aynen Hani işte burada maddiyata değil de. işte orada en başta Ya söylediğimiz egoyu kullanma olayı hani hangi yönde kullandığın olayı geliyor bir bu anlamda. örnekler aslında sokağa çıktığımızda bir sokak arasında ufak bir kasanın içinde domates salata satan yaşlı teyzeler, amcalar yanından geçene gülümsüyor. Bir çocuk gördüğünde başını ekşiyor, yavrum diyor. Derdi yok mu? Sokak arasında bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da yaşam kaynağına devam ettirebilmek için yani mecbur. Aslında suç onun değil. Yani neden o durumda bunu sorgulamamız lazım. Ve gelen geçene gülümseyebiliyor. Çocuk gördüğünde tebessüm ediyor. Çocuğa hediye ediyor bazen. Bu çocuk mutlu olsun diyor. Tamam ya ben fakir mi olacağım, zengin mi olacağım bir tane salatalık domatesi. Niyetini iyi Ya yöne işte bağlayabiliyor. hani sen ondan dem vurdun ya sistem, sistem derim sistem. Aslında sistem insanı bu hale getirse sıkıntı yok. Sistem de Gerçekten. ona göre uyumlu olsa, atıyorum doğanın kanunlarına uyumlu olsa, doğaya uyumlu olsa, insanı da bu yönde şekillendirebilse o sistem. Aslında güllük gülistanlık bir yer olacak dünya. Ama Orada eksiğimiz sorgulama yeteneği. Yani şöyle bir örnek vereyim. Sosyal medyada hepimiz diyoruz ki ya işte yaşlı amcalar, teyzeler bizim canımız ya da çocuklarımız canımız. İşte onları gördüğümüzde evimizde ihtiyaç olmasa da ya bir kilo domates alalım ya da ne satıyorlarsa, ne ürün varsa onlardan alabiliyoruz. Sosyal medyada bunu yapıyoruz. Parmak delikanlı olarak. Ama çarşıya çıktığımızda hepimiz büyük markaların AVM'lerinde geziyoruz. Şimdi bu mu doğru? Gerçek yaşadığımız mı doğru? Çünkü onların reklamını görüyoruz. Ve insan gördüğünü öyle bir hal aldı ki benim gördüğüm doğrudur. Sorgula bakalım hangisi doğru? Yok. kamera Sorgulama arkasını bir yeteneği gör. arka Ah o planda kamera. yani bu konuda sadece şey değil. Tamamen böyle ürün satımı falan değil. Maalesef ülkemizin sorunlarından biri olan kadın cinayeti. Ya tamam sosyal medyada hepimiz karşıyız. Ama ya bu klavye başında düzelecek bir durum değil ki.
Aa, keşke düzelse, hemen yazalım, hepimiz aynı anda yapalım paylaşımını. Düzelsin ama ya, sosyal medyada olacak bir şey değil ki bu. O zaman bunun için hani bütünsel kolektif bir şey gerekiyor. Yani dönüşüm Çareleri gerekiyor başka benim yönlerde anladığım kadarıyla. arıyoruz. Çareleri dediğim gibi başka yönlerde arıyoruz. Ama hani çareleri başka yönlerde arıyoruz. Ama dediğim gibi bu kolektif olarak düşünceyi bu şekilde yaygınlaştırabilmek için aslında önce kendimizi değiştirmek lazım bir anlamda. Zihniyet olarak, şey olarak, nasıl söyleyeyim, insan olarak, yani insan olma noktasına gidebilmek lazım. Ya, o yolda yürümek lazım. Nasıl insan oluyor bilemiyoruz. Tam bir şeyi de yok, Düşe sınırlaması da yok. kalka. Düşe kalka İşte. oluyoruz herhalde. Sevgili dostum, şimdi bir saatimizin sonuna geldik. Bayağı yazan dostlarım da var. Ben hemen onları da kısaca okuyayım. Ah, Yasemin dostum yanlış yazdım demiş. Sabrı yanlış oldu, Ebru çalışması demek istedim demiş. Her neyse, sabır derken bu demek istediğim. Tamam, soru Mersin'e öyleyse dostum, şimdi sana belli bir ücret karşılığı bir resim sipariş ettim. Sen bu resmi yaparken mi hazırlısın, yoksa kendi içinden gelen ilhamla gelen bir istekle mi resim yaptığında? Arzular şelale, insanın kendi isteği doğrultusunda yaptığı ama dostu için ya da sevdiği için onun isteğiyle de yaptığı bambaşka oluyor işin açıkçası. O ayrı bir zevk. Abi, bu konuda da şöyle bir örnek vereyim. İlk kitap çıkacağında büyük yazarlarla görüştüğümde bana bir yazar ismini vermeyeyim şöyle demişti. Bak, iyi güzel düşünüyorsun, meslek yönünden düşünüyorsun. Hani bu konunun geçmişteki yazarlar gibi olmasını istiyorsun ama maddi gelir dedi, bu konuda bu kadar dedi göz ardı etme. Tamam dedi, ilk hedefin olmasın ama yani bu kadar dedi göz ardı etme dedi. Dedim sebep, hani niye dedim. Bak şimdi sana örnek vereyim. İlk kitabın çıkar dedi. Cebine dedi 5 kuruş girer dedi. Tebessüm edersin dedi. Aradan dedi belli bir süre geçer dedi. Cebine dedi 10 kuruş girer dedi. Yüzün güler dedi. Üçüncü sefer dedi cebine 20 lira girerse gururun okşanır dedi. Daha iyi yazmaya şevk edersin. Hani biraz dedi seni de bu yöne daha şevk ederdi. Evet, ilk hedefin olmasın. Evet, umursama. Ama gelirse de dedi gururun okşar, daha iyi yazmaya çabalarsın dedi. Bu kadar dedi karşı olma. Çok dedi keskinsin bu konuda dedi. Bu kadar keskin olma dedi. Bir düşündüm, doğru da söylüyor. Şimdi o soruya hitaben böyle de bir şey cevap vereyim dedim konuya girip. Evet. Hilal Sipahi, zaman uçurumundan intihar etme şeklimize hayat adını veriyoruz. Özür ne demek? Hilal'e anlatır gibi anlatabilir misiniz? Kim anlatır gibi? Kendisini anlatır gibi anlatabilir misiniz demiş de, adı Hilal, Hilal Sipahi. Hilal'e anlatır gibi anlatabilir misiniz demiş. Hilal Zaman Hanım denemeye uçurumundan intihar çağırdım. etme şeklimize hayat adını veriyoruz. Bu Ya senin çünkü sözün öyle bir galiba. zamanı şu. Aynen, benim sözüm abi. Ya zamanı dediğim gibi insanlar vardır. Doğayı gözettiğimizde her şeyin bir anı ve vakti vardır. Zaman diye bir kavram yoktur. Bu insanlar arasında bizim çıkarttığımız bir kavram. Ve bu kavramda belki de tam tersi Einstein dediği gibi zaman kalıcı, biz onun içinden geçiyoruz. Hani izafiyet teorisinin içinde bulunan bir düşüncelerden biri. Belki de tam tersi zaman hareketli, biz duruyoruz ama zamanla kaybediyoruz. Ama zamanı var eden biziz. Ve ondan sonra kalabalıkları yaratan, işte zamanın içinde zamansız kalıp bundan şikayet eden biziz. Yani zaman içinde bir yolcuyuz. Gerek o sabit olsun biz hareketi, gerek biz sabit olalım o hareketi. Yani bu şekilde bir ömrü geçiyoruz. Ama koşturmacılarla ve yüzde, nasıl bir örnek verebilirim? %70-80'i gereksiz olabilecek konularla yaşıyoruz. Yani bu bir intihar şekli aslında. Ondan sonra adına hayat İşte diyoruz. Ve burada yaşamadık ki. sözün aslında, burada kastettiğin aslında işte o bilinçli seçimlerle bilinçsiz çevresel faktörlerin olayı. Yani konu ne Yanlış olursa olsun söylemedim inşallah. doğru yaşama seçeneğini biraz dikkat çekmeye çalışıyorum. Ya hep boş 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 işlerle yapıyoruz, koşturuyoruz. Ondan sonra ben ömür yaşadım diyoruz. Hayat yaşadım diyoruz. Ya o değil işte. Böyle bir şey değil hayat. Hatta bu konuyla yine aynı şekilde endeksli. Nefes almak kadar kolay değildir yaşamak diyen de benim. Ya bir şeyler çabalayacaksın.
Eninde sonunda yorulacaksın. İster her şeyi boş ver, ister her şey için mücadele et, eninde sonunda yorulacaksın. Yorulmayı da var, olumlu yönde yapalım. Çabalayarak yapalım. Hani mesela deminki gibi, evet hepimizin istekleri var. O abimiz köy okulları, çocuk tiyatroları falan. İsteklerimiz iyi yöne çevrilip o istekler yüzünden yorulalım. Yatağa yattığımızda vicdanımız temiz, mutlu, yüzümüz gerçekten güler olur o zaman. Beden yorgunluğu ne olacak? Ya 2 saat fazla uyursun. Yine geçer, yine dinlenirsin. Ama esas olan ruhun Aynen. yolculuğu. Böyle şey diyelim planlanmada. Yasemin dostum çare KDV gibi içimde demiş. KDV gibi içimde. Hilal dostum da Tolga Bey'i ilk defa tanıdım. Gerçekten hayatı bakışı insana çok şey kazandırıyor. Teşekkürler Hilal dostum. Öztürk demiş. İnternetlerde bir sorun var. Evet, ben Kıbrıs'ta olduğum için maalesef arada bir donuyorum. Kusurumuza bakmayın dostlar. Bu da canlı yayının bir cilvesi diyelim. Bir nevi güzelliği ama Yasemin, doğalız. aynen. Yasemin dostum, tamam para motivasyon ya ama okuyamadım. Milyarderim, kitap mı yazarım? Tamam, para motivasyon aldım. Güzel Tamam, derim, para kitap mı yazarım? motivasyon ama milyarderim, kitap mı yazarım? Mesele bu. Belli başlı sizin fikriniz ve bunu insanlara anlatmak istiyorum dediğiniz olaylar varsa muhakkak yazın. Zaten amacı bu olmalı. Fikir alışverişi. Kitaptaki esas temel bu olmalı. Ya da bir hikaye anlatırsınız, bir roman yazarsınız ama alt bilinceleri yerleştiren bazı şeyler vardır. Eski Türk filmleri gibi. Bizim eski Türk filmlerimizde, Yeşilçam filmlerinde iyi ailede bile her bireyin farklı rolü vardı. Kim çok vefakardı, kim çok yardımseverdi, kim çok babacandı, kim çok sabırlıydı. Hep bir şeyler üretmeye çalışıyorduk toplumumuzda. Böyle olmamalı. Maalesef o dönemler geride kaldı. Şimdi Şimdi bizlerimiz 10 numara abi. 10 numara canım. Hani o 10 numaraların içinde bir iki tane hakikaten böyle insanlara değer yargıları anlamında bir şeyler katmaya çalışan diziler var. Ama Yok kesin. gerisi dediğin gibi 10 numara. Bu 10 numarasını ünlem koyalım. Ölüyor Yasemin dostum musun? da şey demiş, tuttum seni Tolga diye yazmış. Bu Teşekkür arada ederim. Yasemin Sera Kaplan dostum da canlı yayın yapar. O da seni konuk almak istiyor. Şimdi demin az ilk programın başında yazmıştı zaten. Bakalım nasip diyelim Yasemin dostum. Olur. Hani Tolga dostum buradan müsait olduğu bir zamanda inşallah. O konuda ben onun adına konuşmayayım. Kendisi söz verirse kendisi burada. Yok yok abi, sorun değil. Yani sizler için problem yoksa ben için aslında sevinirim. Çünkü çevremde bu konuları konuşabileceğim, oturup bu konularda paylaşabileceğim çok az insanlar var. O da dertlerimden biri benim. Yani şimdi bir şiir yazıyorsunuz. Çevrenizde o magazinde şu oldu. Bu ünlü bununla tanıştı. O popçu bununla görüştü. Ha diyorum, ben eve gidiyorum. Yalnızlığım beni bekliyor. Aynen. Güzel olur. Biz programımızın vaktini 10 dakika bile geçtik. Tolga dostum, sen de işten yorgun argın geldin. Ben de işten yorgun argın geldim. Şey Yasemin dostum bu arada ben terletirim ona göre. Ersin çok yumuşak diyor. Yazmış. Şimdi değer verdiğim bir insan sonuçta Tolga. Hani amacım burada terletmek değil. Şey yapmak değil, zaten yumuşak davranmak da değil. Ben içimden geçen soruları sorarım. Tolga dostum da cevaplar. Burada hani sonuçta bir yargılama üzerine yapmıyoruz, eleştirme üzerine yapmıyoruz. Dostane iki arkadaş, dost sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Bu o program o şeyle konsepte zaten. Yoksa biz burada hayır sen böyle dedin yanlışsın, ben şöyle dedim doğruyum gibi bir derdimiz daha yok zaten. Derdimiz ne varsa ortaya dökülsün içimizde. Takdir sizlerin zaten. Gerisi önemli değil. Herkes saygı sevgi çerçevesinde birbirinden ne aldığı ne verdiği önemli.
Tolga dostum, sana çok teşekkür ediyorum. Hani bu güzel akşamı böyle seninle beraber kurtardık, yaptık. Güzel bir şey oldu, söyleyişi oldu. Umarım başka programlarda görüşeceğiz yine inşallah. Dediğin gibi bunu sürdürürüz. Farklı konularda, farklı konuklarla hani değil de seninle bir araya geliriz, konuşuruz bu konuları. Daha konuşacak çünkü çok konu var dediğin gibi. Çünkü biriken hani seni de biliyorum, kendimi de biliyorum. Biriken şeyler var. Bunları işte bir şekilde dökmek lazım. Sen kalemini alıyorsun, eline döküyorsun. O anlamda sıkıntı olmuyordur belki fazla ama insan insana da konuşup bir bağ kurması lazım sonuçta. Bunu da böyle yapacağız Kesinlikle. artık. Arada mesafeler olsa da sıkıntı değil. Evet dostlar, herkese iyi akşamlar diyelim. Haftaya görüşmek dileğiyle aynı saatte, aynı günde. Şimdilik hoşça kalın, sevgide kalın diyelim. İyi akşamlar. Herkese çok teşekkür ederim abicim, sana da. İyi akşamlar. İyi akşamlar.